Herkese selamlar dostlar. 6 ve 7 Mayıs iddia tahminleriyle hepinize merhaba. 6 Mayıs'ta Avrupa'dan iki tane mücadele var. ikisini seçtim. Arsenal ve Roma mücadeleleri. 7 Mayıs'ta ise Lille maçıyla Boluspor Spor mücadelesini aldım. Boluspor'un henüz oranı açılmadı arkadaşlar. Bu 4 maçı 6 ve 7 Nisan olarak 6 ve 7 Mayıs olarak kombin haline getirirseniz değerlendirebilirsiniz. Oranlar gayet güzel. İlk maçımız Arsenal maçıyla başlayacağız. Ondan önce 5 Mayıs'ta neler yaptık diye bakacak olursak hemen ondan bahsedelim. 5 Mayıs'ta maçlarımız henüz oynanıyor arkadaşlar. Melbourne City mücadelesi 2.5 üst tahmini vermiştik. O geldi. Chelsea maçı 20 dakika sonra başlıyor zaten. Kadroları ben açıkladım. Attım hatta YouTube'da YouTube Telegram grubunda olanlar da varsa görmüşlerdir zaten. Kadrolar açıklandı. 20 dakikaya başlıyor. Ben de zaten video yükledi. yükleyip direkt maça geçeceğim. Hemen geçelim 6 Mayıs daha tahminlerine. Ondan önce hemen Telegram gruplarından bahsedeyim ben size. İki tane Telegram grubumuz var. Bir tanesi katıl ekibi bildiğiniz üzere. Burada ekstra canlı tahminler yaparaktan ve ekstra maç tahminleri yaparaktan da kazanç elde etmeye çalışıyoruz. Mesela bugünün Avustralya ilgili canlı tahmini vardı. i̇lk yarıda verildi. 0.5 buçuk şeklinde başarılı oldu. 2-1 zaten galip geldi ev sahibi. ikinci yarıda attı 2 golle. Ekstra tahminler oluyor. Sportik maçında 2-3 gol gibi. Burada dediğim gibi ekstra tahminler yaparak kazandırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Buraya katılmak isteyenler arkadaşlar varsa Abone ol şunun yanında katıl grubu var. Burası mecburi değil, tamamen isteğe bağlıdır. Katıl butonu arayacakları Kangal Tips videosunu izledikten sonra katılabilirler arkadaşlar. E, topluluk kısmında çıkan Telegram linkine tıklayarak da gruba dahil olabilirler. Hemen Instagram'dan bahsedelim. Instagram Kangal Tips. Buradan iletişim kurmak isteyen arkadaşlar varsa Instagram üzerinden mesaj atabilirler veya mail mail yoluyla da iletişim kurmak isteyen varsa mail yoluyla da iletişim kurabilir. O da hakkında kısmında zaten yazıyor. Bir diğer gruptan bahsedeyim hemen sizlere. Ücretsiz Telegram grubumuzdan. Burası da ücretsiz Telegram grubumuz. YouTube kanalının Telegram grubu. Burası her zaman açık. Kangal Tips olarak Telegram'ı arattığınız zaman zaten bu grup karşınıza çıkacak. Veya açıklama kısmında zaten linki mevcut. Buraya da tıklayabilirsiniz. Burada ne yapıyoruz? Ara ara canlı bahisler veriyoruz. Maçlar hakkında bilgi veriyoruz. Video yüklendiği zaman buraya da bilgilendirme açısından buraya da atıyoruz. İzleyebilirsiniz şeklinde. Mesela bir canlı bahis vermişim. Brisbane maçını aynı şekilde buraya da vermişim arkadaşlar. Dedim ki burayı da canlı tutmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ara ara canlı bahisler yapıyoruz. Tenis kuponu maçı yapmışız mesela. Maçlar oynanıyor henüz bakalım. burada da dediğim gibi ücretsiz buraya da katılmak isteyenler katılabilir. Diyerek maçlara geçelim menü hemen. İlk maçımız Arsenal Villarreal mücadelesi. Şimdi maçta nasıl bir maç oynanır? Özellikle onun üzerinden gidelim. İlk maçta 2-1'lik bir Villarreal galibi vardı. Şimdi Villarreal'in hocası Emery, Arsenal'ın eski hocası. Arteta bu maçta Villarreal'e karşı bir üstünlük kurmak isteyecektir. Özellikle ben Arsenal'ın biraz daha baskılı oynamasını bekliyorum ki haliyle ilk maçın mağlubiyetiyle biraz daha baskılı bir futbol oynayacaktır diye düşünüyorum. Villarreal ekibi de özellikle ilk yarıda daha çok daha temkinli oynayan bir takım olacaktır. İlk yarıda kendi yarı sahasında Arsenal'ı kabul edebilir. Bulduğu boşluklarla da kontrol çıkabilir diye düşünüyorum ben. Özellikle ilk tahminim şöyle olacaktır. İlk tahminim kornerden olacaktır. İlk yarı en çok korneri ben Arsenal'ın kullanabileceğini düşünüyorum. 1.67'lik güzel bir oranı var. Dediğim gibi Arsenal ilk yarıda biraz daha baskılı bir futbol sergilecektir. Villarreal de bence ilk yarıdan e, kontra atakları çıkaraktan veya Arsenal takımını kendi yarı sahasında kabul ederekten de bir futbol oynayacaktır. İlk yarıda daha çok korner kullanan taraf Arsenal tarafı olabilir arkadaşlar. Korner işi biraz şans işidir. Ondan isteyenler tercih edebilir. Ekstra bir tahmin olarak da hemen şöyle gidelim. Bir diğer tahminimizden bahsedeyim. Şimdi Arsenal önemli bir eksiklik var. Lacazet bu maçta oynar oynamaz şu an şüpheli durumda. Fakat muhtemelen bu maçta oynamayabilir Arsenal tarafında. Şüpheli olarak gözüküyor. Ondan dolayı Lacazet'in olmayışı bence Arsenal tarafında önemli bir eksiklik. Villarreal tarafında da bir tane cezalı isim var. Onun dışında bir eksiklik yok. Fakat dediğim gibi ilk maçtan ziyade bu maçta da Villarreal'in ben gol atmasını beklerim açıkçası. Turu atlayan taraf Villarreal takımı olabilir. Fakat Arsenal takımı da Avrupa'da biraz daha farklı oynuyor. Nasıl farklı oynuyor? Sılvar Prag maçı üzerinden örnek vereyim. İlk maçta berabere kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam 90 artı 5 diyemişti. İkinci maçta ilk yarıdan çok baskılı bir futbol oynayaraktan da 20 dakikada 3 tane gol ataraktan da turu atlamayı başarmıştı. Yine Aynı şekilde ilk yerden baskılı bir futbol oynamasını bekliyorum Arsenal'ın. Fakat gol aralığında ben Villarreal'in o kadar çok 20 dakikada 3 gol yiyebilecek bir takım değil. 2-3 gol aralığında kalabileceğini düşünüyorum. Bunun oranı 1.72 gibi orandan. Dediğim gibi ilk yarıda en çok korneri kullanan taraf Arsenal taraf olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca maç sonunda bu maçın da 2-3 gol bandında kalabileceğini düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Bir diğer maçımız Roma United mücadelesi. Şimdi Roma hakkında biraz bilgi vereyim. Roma'ya mutlaka biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur diyeyim, görmüşsünüzdür diyeyim daha doğrusu. Yeni teknik direktör olarak Mourinho geldi arkadaşlar Roma takımına. Fakat Mourinho bu maçta veya e, önümüzdeki oynayacağı lig maçlarında takımda olmayacak. Önümüzdeki sezondan itibaren Roma takımının başında olacak. Roma takımı hem ligde hem de şampiyonlar liginde... E, Avrupa Ligi'nde pardon kötü sonuçlar alıyor. Özellikle baktığımız zaman da son 5 maçında sürekli kaybeden bir Roma takımı var. İlk maçta da United zaten 6-2'lik bir galip geldi. Hatta maçta 2'den 1 oldu zaten. İkinci yarı açıldı. Pogba, Cavani gibi isimler takımda çok fazla üst düzey bir performans gösterdi. Fernandez gibi isimler. Şimdi bu maçta en ideal tercih arkadaşlar. En idealden başlamak gerekirse ben Roma takımının bu maçta yine gol atmasını bekliyorum. 6-2'lik bir mağlubiyet almışsın. Senin ya Roma gibi köklü bir takımın veya bu kadar kaliteli oyuncuların bulunduğu takımın yani bu maçta bir reaksiyon göstermesini bekliyorum açıkçası 6-2'nin sonrasında. Roma'nın bir golünü kendi kafama ben yazdım zaten. Yani en idealden buradan United maçıyla Arsenal maçıyla kombinleyecek bir tahmin varsa KG var tahmini bence denenebilir. Burada United takımına da gol atmasını bekliyorum. İlk maçtan zaten 6 tane attı. Fakat United takımı bu maçta çok fazla kasmayabilir. İlk maçta 6 tane 6 tane attı zaten. Artık bu maçın bence oynanmasına gerek dahi yok öyle söyleyeyim ben size. Yani bir mucize gerçekleştirmesi gerekiyor. 4-0'lık bir galibiyet de atlayabiliyor ancak Roma. Onun dışında United tarafında bir rotasyon da görebiliriz açıkçası. Ondan dolayı ben bu maçta yani 2.5 üstünden ziyade bu maçın yani 1-1 gibi bir skorla kalabileceğini de düşünüyorum. Ev sahibinde eksiklikler de var. Roma takı United takımında çok fazla eksiklik yok. Fakat bir rotasyona gitme durumu var. İlk maçta 6-2'lik kazanmışsın. Ben sürpriz bir tercih olaraktan da şöyle göstereyim. Şuradan göstereyim. Roma maçının bir Maç sonu 0 denemesini de sizlere önermek istiyorum. Şöyle göstereyim. 3.60'lık gibi orandan da ben bu maça bir maç sonu 0 ekstra sürpriz kuponlardan da deneme yapmanızı öneririm. Kafamdaki skor tamamen 1-1 gibi bir skor arkadaşlar. United ilk maçta 6 tane attı. Çok fazla kasmaz diye düşünüyorum. Hatta rotasyona dahi gidebilir. O yüzden bir maç sonu 0 denemesi bile yapabilirsiniz. Fakat ideal tercih olarak KG var tahmini bence bu maçta çok ideal olacaktır. 7 Mayıs iddia tahminlerine geçelim. Yine iki tane maç seçtim. Şöyle Lil maçıyla Boluspor maçı. Bolu maçı hakkında çok fazla konuşmaya gerek, gerek yok zaten. Hatta iddia oranları henüz daha açılmamış. Muhtemelen siz oynayacağınız zaman açılacaktır. Eskişehir zaten şu an ligden düşmüş durumda arkadaşlar. 8 puanı var. Kadrosu da çok fazla genç oyuncu barındırıyor zaten. 16 yaşındaki oyuncular falan oynuyor orta sahada 18 yaşında. Genel, genellikle sürekli genç. Kalecisi falan 18 yaşında genç bireylerden oluşuyor. O sebepten dolayı Bol da biraz daha tecrübeli bir takım. Ligi biraz daha üst seviyede bitirmek istiyordur ki zaten bir üst seviyesi artık bandırma ile aynı puanda ikili avaraçla geçebilirse geçebilecek. Çünkü artık son maçları zaten. Bol Spor'un ben maçı kazanabileceğini zaten düşünüyorum. Fakat ilk yarıdan kazanması bence güzel olacaktır. Muhtemelen 1.40-1.50 gibi bir oran olacaktır diye düşünüyorum ben. İlk yarı bir tercihini bu maçta değerlendirebilirsiniz. Eskişehir'in zaten gücü kalmadı artık. Son maçta da bazı birkaç oyuncu sakatlandı yanlış hatırlamıyorsam maçını biraz takip ettim. Bence Bolu bu maçı ilk yarıdan zaten kazanabilir. Lil maçıyla kombinlemek adına bu maçta bir ilk yarı bir tercihini öneririm sizlere. Henüz iddia oranını zaten açıklamamış. Bir diğer maçımız Lille mücadelesi. Şimdi Lille'nin oranı yüksek olmasının sebebi Lens takımı gerçekten iyi bir takım olmasından dolayı ve son zamanlarda gerçekten formda olmasından dolayı. Fakat Lille'e baktığımız zaman da şöyle göstereyim ben. 3 tane mücadelesi var. Lens, Saint-Étienne, Angers mücadelesi. Angers'i zaten yenebilecek güçte. Saint-Étienne'i de kendi evinde yenebilecek bir güçte. Yenebilir yani o maçlarında zaten favorisi 1.40-1.50 gibi orandan Lille olacaktır. Lille'in şampiyonluk için tek önemli maçı Sadece bu maç kaldı bence. Lens maçının yendiği takdirde Lille artık şampiyon diyebiliriz. Diğer maçlarda takılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü baktığımız zaman Paris bir puan gerisinde takip ediyor. Paris'in oynadığı takımlara bakalım hemen önündeki 3 maça. Paris'in oynadığı takımlar daha kötü takımlar diyebiliriz. Reims, Brest, Rennes takımı. O yüzden Paris zaten bu maçları mutlaka kazanacaktır. Lille'in takılmasını bekleyecektir. Artık e, İtalya'da uzun bir aradan sonra Inter şampiyon oldu. Bence Fransa Ligi'nde de zaten Paris kaç yıldır? 2013'ten bu yana. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017'den Monaco oldu. 2018'den devamında sürekli Paris takımı şampiyon oldu. Lille takımının elinde böyle bir e, şans varken, kadrosu bu denli formdayken ben bu maçta hata yapmasını beklemiyorum. Üste KG hiçbir şey gitmek istemiyorum. Eğer bu takımda burada puan kaybederse şampiyonluğunu kaybetmiş olacak diye düşünüyorum. Paris'in takılacak çok büyük bir maçı yok çünkü. Bu yüzden Lille bu maçı 1-0 mı alır? 7-0 mı alır? 4-3 mü alır? Ne yaparsa alması gerekiyor. O yüzden direkt maç sonu 2'yi maç 2'yi değerlendirmenizi öneririm. 1.72 güzel bir oran var. Lille'in şampiyonluk maçı ne yapıp ne edik? Burak Yılmaz mı atacak, Yusuf mu atacak, Bamba mı atacak? Kim atarsa atsın, bu maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Maç sonu 2'yi değerlendirmenizi öneririm. Hemen şöyle özet geçmek gerekirse, Arsenal maçına ilk yer en çok korneri kullanan takım Arsenal takımı, Roma maçına da KG var olarak kombinleyebilirsiniz. Ayrıca Arsenal maçına 2-3 gol tahmini de bence çok fazla uyacaktır diye düşünüyorum. 7 Mayıs için de şöyle tekrar özet geçmek gerekirse Bolu maçında ilk yarıdan Bolu galibiyeti. Lille maçında da direkt düz olarak maç sonu 2 olarak sizlere öneriyorum. Hepsi gelebilir. Hepsi yatabilir. Videoya bir like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bol şans.